İyi akşamlar sevgili izleyenler. TV 41 ekranlarında bir kez daha 7 artı programında sizlerle birlikteyiz. Çağdaş Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sadun Çetin'le sevgili Sadun abiyle birlikte haftayı yorumlamaya çalışacağız. Yine birçok konu var. Nasıl başlayacağız, ne yapacağız ama özel günler vardı. 1 Mayıs vardı, bayram vardı, bayramlaşmalar vardı. Bayramlaşmanın paralelinde gelişmeler vardı. Hepsini konuşalım istiyoruz. Tabii pandemi, Kocaeli spor, ekonomi, yani aklınıza gelebilecek birçok şeyi de bu akşam sevgili Sadun Çetin'le beraber siyaseti konuşmaya çalışacağız. 2 saat boyunca birlikte olacağız. 2022'nin 18. programı abi. Ben artık şey yapamıyorum. 124. bölüm. 24. 124. hafta. 124 hafta. Biliyorsunuz Ramazan boyunca saat 9'da başlamıştık, 21'de başlamıştık programlara ve 23'e kadar beraberdik. Ama Ramazan ayının bitimiyle birlikte tekrar normal saatimize saat 20 ile 22 arasında beraber olacağız. Tekrar geçmiş bayramınızı kutluyoruz. Biraz soğuk ama gazeteciler için de 2 gün dinlenme fırsatı olan bir bayram oldu. Sadun abi, ne yaptın bayramda? Buralarda mıydın? Gidebildin mi? Buradaydım. Ya Adem, anneme 2 yıldır gitmiyordum. Kapıdan uğrayıp Kapıdan gidelim. vuruyordum. Ha, öyle bayramlaşıyordum. Bu sefer dedi ki illa geleceksin, yeter dedi, bu hasret falan şey oldu. Onun için ilk defa yine maske bir yere takarak ya da odayı havalandırarak bir yarım saat annemi elini öptüm. Annemdeydi. Ondan sonra birinci gün. Ondan sonra çok ısrar etti. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı şeye davet etti. Bayramlaşmaya. Bayramlaşmalara gittim. Babası benim bir ay önce vefat etmişti. Rahmetli dostumdu, arkadaşımdı. Yani Rahmetli o dostum. bir nostalji şey oldu. Yani babasının hatırı falan diye düşündüm. Gittim. Yolda giderken MHP, İzmit ilçe, Mehmet Okur. Ben sana anlattıracağım şimdi zaten. Öyle mi? Onları gördüm. Ondan sonra biraz CHP. O öğlenden sonra da kent Kent bayramlaşması. Yani öyle bayramlaşmasına gittin. bayramlaşmaya katıldım ya. Tabii Kısa AK keseyim o zaman Parti'nin de sen. bayramlaşması vardı. Orada onu da biraz konuşuruz. İYİ Parti'nin bayramlaşması vardı. Evet, İYİ İYİ Parti. Parti'yi ekstra konuşmak gerekecek. Ama şöyle bayram arefesine dönelim mi önce bir? Sen 1 Mayıs'a da gittin. Ben de gittim 1 Mayıs'a. Şimdi doğrusunu söyleyeyim. Fakat tam miting alanına, etkinlik alanına girerken telefon Misafirim geldi, geldi. misafirim geldi. Ben tekrar Geri gazeteye geri dönüş yaptım. Yani bir gözlemleme şansım olmadı. dön. Öyle İşin mi? doğrusu. Yani saat kaç gibi? 12.30'u biraz geçiyordu ben geldiğimde. Ya Bir ben de hemen hemen aynı olmamıştı. saatlerde. Ama dönmek zorunda kaldım. Onun için orada bir gözlem yapamadım. Çünkü 1 Mayıs'ta uzun bir aradan sonra Kocaeli'de 3 noktada birden Gebze'de trafo Gebze, meydanında sendikalarla Sabriyalı'nda, beraber Sabriyalı'nda Türk Türk İş İş, Hak İş Hakiş, ve şeyde de Anıtpark'ta Disk, evet, TTB, nasıl bir hava? Sen Anıtpark'a gittin herhalde. Anıtpark'a. Ama şeyi de gördüm. Yani biraz oraya da uğradım. Türk İş. Ha, Sabriyalı'ma da gittin. Evet, orada onları izledim. Orada da ciddi güzel bir kalabalık vardı. Rengarenk flamalar, bayraklar falan. Yakup Yıldız, Türk Metal Kocaeli Şube Başkanı, onun konuşmasını Evet. dinledim biraz. Ondan sonra kalabalıktı. Onlar erken 11 küsür falandı, başladılar, erken bitirdiler. Ondan sonra Anıtpark'a yürüdüm. Anıtpark'ta Adem işte ziyarete geldiler, davet ettiler zaten, size de geldiler, bize de geldiler. Kim? Disk, KESK, TMMOB ve Tabipler, Türk Tabipler Odası TTB'den temsilcilerin oluştuğu bir şey. Abi, ne gördün? Tabii 1 Mayıs deyince, geçen hafta konuşmuştuk, 1 Mayıs deyince benim aklım 1 Mayıs 1977'ye gidiyor. Dolayısıyla o bundan 45 sene önceki 40 evet 45 sene 45 önceki sene. Şey hala acı, 34 kişinin öldüğü 1 Mayıs acısı hala şeyde, hafızamda, hala hissediyorum onun şeyini. Dolayısıyla baktım şöyle bir şey gördüm.
biraz nostaljik olmaya başladı 1 Mayıs. Yani 78 kuşağın daha fazla katıldığı, 78 kuşağının sahiplendiği... Yaşlar mı vardı? Belli bir yaşın üstü evet, vardı. Evet, evet, evet. Daha aşağı gençlerin daha az bulunduğu bir yapı gördüm ben 1 Mayıs'ta. Abi sendikasızlaştırma var. Yani en önemli sorun bence bu. Yani Türkiye'de yani 1 Mayıs sendikalı işçilerin örgütlü olarak katıldığı tabii yani şey düşmüş sendikalı örgütlülük %1.5. Tabii dolayısıyla yani o zaman ne oluyor? Adam sigortalı işte 20-25 yaşında işe başladı, 30 yaşında, 35 yaşında. Birleşik Metal Genel İş en önde yürüdü. Disk Genel İş. Birleşik Metal İş çok yoğun bir katılım gösterdi. Onu gördüm. Tabipler vardı. Mühendisler Odası vardı. Türkiye Mühendis Mimarlar Odası vardı. Bir de CHP'yi epey bir katılımlı gördüm. CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı ve İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar kalabalık bir CHP'li grupla geldiler. En önde Tertip Komitesi Vedat Küçük, Murat Kürekçi, Erdal Karakuş ve onların yanında İzmit Belediye Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet'le CHP Parti Meclis Üyesi Sayın Tahsin Tarhan vardı. Yani önde tanıdık olarak gördüklerim arasında tanıdık simalar olarak CHP'liler il başkanı ve ilçe başkanı daha geriden geldiler. Ama sendikal olarak en fazla katılım Türk Metal Birleşik Türk Metal İş ile. Konuşmaları dinledin mi abi? Yok dinleyemedim. Şimdi konuşmalarda ben notlarımı almışım. Şimdi genellikle hayat pahalılığı var şeyde. Yani bu konuşmalarda ben şöyle mesela TUMOP İKK Sekreteri Murat Kürekçi demiş ki hayat pahalılığı nedeniyle artık hayat yaşanmaz hale geldi. İnsanları koruyamıyoruz, korunamıyor, bu düzen koruyamıyor. Her geçen gün derinleşen ekonomik kriz günlük hayatımızı sürdürmemizi engelliyor. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt olmak üzere tüm temel tüketim ürünlerine zam geliyor. Erdal Karakuş, KESK dönem sözcüsü. Bu düzen sürekli iç düşman yaratıyor, dış düşman yaratıyor. Halk vergide adalet sağlanmasını, çalışma mevzuatının iyileştirmesi ve benzeri birçok alanda hep birlikte mücadele ediyoruz diyor. Hak iş özlüyorum. Kocaeli Tabip Odası Genel Sekreteri Mehtap Maçkalı da Kocaeli'nin 15-16 Haziran'ı yaratan işçi kenti olduğunu 70'lerdeki o büyük işçi eylemlerine gönderme yaparak aynı zamanda Kocaeli kapitalizmin en fazla tarif ettiği kentlerden biridir. Kanser vakalarına dikkat çekmiş bir doktor şey olarak, sağlıkçı olarak. Çevre alarm veriyor demiş. O biraz daha şeyde konuşmuş ama yine konuşmasının son bölümünde de parasız eşit sağlık hakkı yani yine bir ekonomi öncelikli bir söyleme dönüşmüş. Disk bölge temsilcisi Vedat Küçük de grevlerin yasaklanmadığı bir çalışma yaşamı istiyoruz. Kadınlara yönelik şiddet vesaire demiş ama eşit işe eşit ücret ve ekonomi taleplerini o da dillendirmiş. Şimdi ağırlıklı ekonomi, enflasyon, belki enflasyon bugün açıklandı onu da istiyorsan bu bölümde konuşalım. Bayramlaşmaları biraz öteleyelim. Ama Sabri Yalım'a da uğradım dedin. Orada gözlem yapabildin mi? Ya gözlem şey canlı tabii şey disk Anıtparktaki daha siyasiydi. Daha siyasi yoğunlukluydu. Şeyde daha fazla bir karnaval havası vardı Türk İşli Hak İş'in şeyinde. Orada da Yakup Yıldız bir süre konuştu ama not tutamadım. Sadece öyle şey yaptım. Not varsa sen bir zahmet şey yaparsın. Bir de Hak İş temsilcisi bir konuşma yaptı. Evet, onun dışında genel olarak renkliydi. Kocaeli temsilcisi Şerafettin Koç konuşmuş. O da renkliydi. Kalabalıktı. Ama tabii özetle şunu söylemek istiyorum Adem. Yani neden hepsi bir arada değil? 1 Mayıs işçi bayramı.
Yani bunun devrimcisi, bunun bilmem necisi, şusu, busu. Taleplerin örtüştüğü bir yol. Taleplerin örtüştüğü bir yol. Bak ne demiş Yakup Yıldız? Mesela bir öncekinden çok mu farklı? Son 50 yılda tüm dünyada emekçilerin yaşam şartları her sene bir öncekine göre daha kötüleşti. Zenginle fakir arasındaki fark daha da açıldı diyor. Şimdi öyle bir sürece gidiyoruz ki yani bunu Lastik İş Sendikası Genel Başkanı... Enflasyon canavarı, özür diliyorum. Enflasyon canavarı yine hortlamış durumda. Son aylarda daha da artan zam dalgası ve ödediğimiz yüksek faturalar nedeniyle toplu sözleşmeyle elde ettiğimiz ücret artışları da maalesef anlamını yitirdi. Ücretlerdeki aşılmanın en kısa sürede önlenmesi gerekiyor. Yaşanan şartlar altında tek çare sendikal örgütlenmedir diyor. Altını çiziyorum. Doğru. Katılıyorum. Şerafettin Koç. Hemen ona da bakayım. İşçiler enflasyon karşısında ezdirilmemesini istiyoruz. Tüm emekçilerimizi erdemli şeffaf sendik için AKİŞ'e davet ediyorum demiş. Ama genel vurgu, tabi uzun konuşmalar da ben şey olarak kullanıyorum. Genelde bir hani ekonomik kayıplara dikkat çeken şeyler var ama neden farklılar? Ya belki Adem 15-20 sene sonra işçi sınıfı azalacak. Robot teknoloji, yapay zeka geliyor. Karanlık fabrikalardan. Evet, burada konuştuk 2 sene önce 4.0'ı Lastik İş Genel Başkanı Sayın Alaaddin Sarı ile. O bahsetmeye başladı. Ona göre tedbir alıyoruz diyor. Biz burada şimdi bütün işçilerin bir arada 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı birlikte kutlayabildikleri 1 Mayıs'ı gerçekleştiremiyoruz. Bu dağınıklık yaratıyor. Bu zaten örgütlenme, sendikalaşma şeyinin azaldığı günümüzde işçi sınıfı daha da küçülten, gücünü azaltan bir anlayışı ortaya çıkarıyor. Anlayışı egemen kılıyor diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi aslında bayramı da girelim dedim ama bence bir şey konuşalım. Ne? Enflasyonu açıklandı. Yani en son konu olarak onu 9. konu diye toparlamıştık ama bir şey yapalım. Çünkü işçilerin bu kadar şey olduğu yerde bir şeyleri konuşmak lazım. Bugün takip etmeyenler için ben bir enflasyonu söyleyeyim. Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı ilk ve Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yani TÜFE aylık %7.25 artış gösterdi. Yani bir aydaki enflasyon %7.25. Yıllık ise yani geçen Nisan'dan bu Nisan'a gelen süreçte 12 aylık enflasyon ise %69.97. Yani %70'e binde 3 kalmış. %70 demek lazım, yuvarlamak lazım. Kocaeli'de ise, yani Kocaeli'yi de söyleyelim de ondan sonra devam edelim. Kocaeli'de ise Nisan ayındaki artış Türkiye ortalamasının altında 6.75. 7.25'e göre bir yarım puan geride. Ama yıllık enflasyon Kocaeli'de %73.06. Yani Türkiye'den 3 puan daha yukarıda. Onu da söyleyelim. Şimdi ben iki rakam daha söyleyeceğim abi. Bir tanesi 2022'nin ilk 4 ayındaki enflasyon. O da %31.71. Son 4 ayın enflasyon. Daha önemli bir şey söyleyeyim. Son Nisan ayının enflasyonu 7.25 diyoruz ya. Ama sadece gıdadaki artış, yani gıda bazlı bir aylık enflasyon artışına bakarsanız %13.38. Neden gıda rakamı önemli? Çünkü insanların büyük bir bölümü zaten harcamalarında gıda ağırlıklı bir harcama yapıyorlar. Yani toplumun Nisan ayında hissettiği enflasyon büyük ölçüde %13.küsur. Her ne kadar total enflasyon 7.25 ise de aslında insanların hissettiği enflasyon gıda üzerinden ele aldığınızda %13'ü geçiyor. 13.38.
Çünkü bugün dar gelirli bütçesinin büyük bölümünü gıdaya harcıyor. Şimdi böyle de bir şey boyutu var. Onu da söyleyelim. Yani onun için 1 Mayıs'ta çok bolca ekonomi konuşulmasında normal karşılamak lazım. Birkaç veri daha verip oradan biraz ne yapmak gerektiğini konuşalım. Ben yarına biraz bunu yazdım abi. Nisan ayında artışın en yüksek olduğu gruplar, birincisi %13.38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7.43 ile konut, %6.9 ile giyim ve ayakkabı olmuş. Bunların hepsi temel zaten gider. Şimdi ben bir şeyler söyleyeyim, üzerine senin de yorum yapmanı rica ediyorum abi. Şimdi ne olacak yani? 4 ayda %31 küsur enflasyon olursa nasıl çözülecek bu işler? Benim aklıma çok temel 3 tane şey geliyor. Bir tanesi, arkadaş bu ülkenin tarımı tekrar kalkınmalı, bak bu çok önemli. Bilmiyorum yani, uzmanları var yani, ben uzman değilim. Ama biz niye Ukrayna Rusya çiftçisine sübvanse ediyoruz? Büyük paralar ödüyoruz. Niye bize buğdayımız bize yetmiyor da oradan alıyoruz? Niye ayçiçek yağı alıyoruz orada ya? Trakya bizim yani ayçiçek cenneti olması gereken bir yer. Üstelik bizim dünyada en çok ayçiçek yağı tüketen ülkeymişiz biz. Ya niye dışa bağımlıyız bu konuda? Bir kere şu tarım meselesi öncelikli konu olmalı Sadun abi. Olmalı yani. Bu tarımın bu A partisi B partisi değil ha. Bugün bu yarın başkası, ama tarım hep one number olması lazım. Kendine gıdada yetemeyen bir ülke olur mu? Olmaması lazım. Ya yani buğdayı, ayçiçeği, ne bileyim şekeri, ya yani belli temel maddeler var. Bunlar biz kapıları kapattığın an içeride kimse bunun yokluğunu duymaması lazım. Aman gelmedi dışarıdan. Böyle bir şeyin olmaması lazım. Bir kere bu tarım meselesini çözelim. İki, çok konuşuluyor aracılar ve market fiyatları. Kimseyi günah keçisi ilan etmemek lazım. Ama bu fiyatları da denetlemek lazım. Başka müesseseler mi kurulmalı? Yani mesela aracı sayısını mı düşürmek gerekiyor? Tek elden toplanıp mu marketlere verilmesi gerekiyor? Bu tek el marketlerin sayısı ya da bunların bölünüp parçalanıp şey mi yapılması gerekiyor? Fiyat belirlemesinin önüne mi geçilmesi gerekiyor? Ne gerekiyor bilmiyorum. Marketler yasası mı gerekiyor? Sadece ceza değil kastım. Yani tarlada 1 lira olan domates şeyde 10 lira olmaz markette. Tamam. Nakliye masrafı vesaire. Ya da şöyle yapalım. Mesela odak noktaları İstanbul ve çevresi değil mi? Bu çevrede ihtiyaç olan ana ürünlerin üretilebileceği bir arka bahçe planlaması her bölge için yapılması lazım. Ki en az nakliyeyle bu işler hallolsun. Ya ben tarım uzmanı değilim yani, şimdi atıp tutmayalım. Ama bir realite var. Tarlada 1 lirayken markette 10 lira olmasın yani. Tamam 3 lira olsun, anladık. Ya bu işi taşıyanı var, edeni var, satanı var. Herkes para kazanacak. Onlara da saygımız var ama ya yüzde kaç kazanacaksın? Neyse bu şişiren şey, bunu da yok edelim. Bu ikisinin yapılması lazım. Ama bence en önemlisi kısa vade için dar gelirlerin alım gücünün yükselmesi lazım. Nasıl? Ya zaten sıcak para olsa bunlar olur mu diyebilir insanlar. Bakın söylüyorum, ben uzman değilim, ben ekonomist değilim. Olması gerekeni söyleyeyim. Nasıl olacağını uzmanları söylesin. Anlatsınlar. Ama ben şunu biliyorum. Biliyorsun en düşük emekli maaşı ile ilgili bir çalışma var. 2500 liradan 800 bin kişi. İşte Sayın Bakan 1 Mayıs'ta vereceğiz müjde dedi, vermedi falan. Bir tartışma da var orada. 2500 lira alıyorlar.
Yani 3000 mi 3500 mi olacak diye tartışıyor. Bana sorarsan 3500 lira olsun ve enflasyon kadar bundan sonra da artış olsun en azından. Çünkü şey tartışılabilir. Ya bunların prim gün sayısı azdı, işte ödemeleri az vesaire başkalarına. Evet haksızlık, onları ayrıca konuşuruz ama sonuçta eğer bu insan bu parayla geçinecekse, siz de buna bu hakkı verdiyseniz, sen emeklisin dediyseniz, buna bir hal yolu çaresi düşünmeniz lazım yani. 2500 lirayla kimse geçiremez bugün. Yani böyle bir şey yok yani. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Demek ki yükseleceğini Sayın Bakan da söylüyor. Doğru, yükselsin. Şimdi iki, emekli maaşlarına şimdiden 4 aylık fark olarak %31.71 zam geldi. Gelecek yani Temmuz itibariyle. Hiç enflasyon olmasa yani %31 zam alacak bugün Temmuz'da emekli maaşı alanlar. Kamuoyunun beklentisi bu %40'ı geçebilir. Ben şöyle söylüyorum. Yılbaşında emekliye bir ekstra zam beklentisi oldu. O olmadı. Bu muhtemel ki %45'leri bu. Ya bunun %50'li psikolojik eşiğine taşımak lazım. En azından. Emekliler için. Kardeşim böyle oldu. Biz size şu kadar zam veriyoruz. Deyip bir psikolojik rahatlama gerekir ve aynı zamanda ekonomik rahatlatma gerekir. Küçük gibi duran rakamlar aslında emekliler için yüksek. Ve tabii askeri ücret. Şimdi %50 zam yaptık, %31.71'i gitti. Bir de bu zaten Aralık'ta açıklanmıştı. Aralık ayında enflasyon da %13'tü. Onu da katarsan askeri ücreti aldıkları günden bu yana %45'i gitti zaten. Yani %50 aldı, %45 gitmiş görünüyor. Hadi o 13'ü saymayalım, o zaten son ayın şeyiydi. Ama derinleştirmişti krizi. %31.71'i, %32'si gitti şu an. Temmuz'da bunu da bir sosyal refah payı sağlanmalı orada. Yani iki boyutlu bir enflasyonla mücadele lazım. Bir, üretim, iki denetim, üç alım gücünü yükseltmek. Yani bugün ihracatla, üretimle övünüyor Türkiye ama buradaki yanlış balans ayarları ya da eksikliklerin de giderilmesi lazım. Bilmiyorum ne dersin, biraz uzun tuttum ama. Her şeyi anlattın yani Adem, yani yok ben de katılıyorum. Şimdi üretim, evet, ihracat artışından falan şey yapıyoruz, övünüyoruz. Yani rakamlar iç açıcı, moral verici falan. Tamam, bunlar bir kenara ama dediğin gibi yani domates bu ülkede 30 lira olmamalı. Salatalık 40 lira olmamalı. Nedir abi domates? Salatalık 30 lira olmamalı. Efendim, ben hayatımda sayıda domates almadım abi. Şimdi diyorum ki aman çürümesin domates, çok olmasın, evet, yeteri kadar. Yalnız olur. Sen, ben değil, ben de yapıyorum. Hepimiz yapıyoruz. Manavda yani. Görüyorum sık sık, eskiden hiç görmüyordum. Hatta şunu söyleyeyim. Yani bunun şeyi yok, ne derler, ne diyeyim ben, ayıp değil. Yok, kesinlikle. Eskiden taneyle alınca utanırdı insan. Utanırdı değil mi? Şimdi kiloyla almaya utanıyorsun. Şimdi kiloyla almaya utanıyorsun. Evet. Ben çok manavay pazara giden bir insanım. Görmemişlik noktasına geliyorum. Evet. Bu kadar şeyi ne yapacaksın? Kardeşim hiç mi düşünmüyorsun? Noktasına gelindi. Dolayısıyla niye katılıyorum yani, çok benim ilave edeceğim bir şey yok. Üretim, özellikle tarım, biz tarım ülkesiyiz. Hayır, var mı tarım üretimi? Var. Tarım hayvancılığın geliştirilmesi şart. Tarım hayvancılığın geliştirmesi lazım ve bir projeksiyonun da tutulması lazım. 2 sene, 3 sene, 5 sene. Dünya çok tehlikeli bir yere doğru gidiyor. Kesinlikle. Dünyada gıda krizi çıkabilir, çıkacak. Mesela bu sene çok kurak olacak, gelecek sene kurak olacak. İklim değişikliği söz konusu.
Bunlar hesap edilerek Türkiye'nin kendi toprağına, kendi tarımına, hayvancılığına güvenen, güvenmiyor demiyorum ama daha destekleyen, daha güçlendiren, kendi kendine yeten bir ülke haline, hatta onun ötesine geçmesi lazım diye düşünüyorum. Yani doğrusu 1 Mayıs'ı şey yapamadım ben, gidip bakamadım istediğim gibi. Gençlik yıllarında bol bol 1 Mayıs ya, evet, alanlarına gitmiş biri olarak. Ama biraz nostaljik oldu şey. Uzun bir yerden sonra kutlama olunca ben de girmek istedim aslında oraya. Olmadı. Kısmetse seneye inşallah 1 Mayıs'ta. Kocaeli bir işçi kenti, onu söyleyelim. Mesela neden bu kadar işte enflasyon, dar gelirli vesaire, tamam tüm Türkiye etkileniyor. Ya biz işçi kentiyiz. Biz sanayi kentinden önce işçi kentiyiz. İşçilerin hakları, hukukları çok önemli. Şimdi Adem, sanayi kenti de yanlış değil aslında. Yani sanayi hani demek sanayi işçiyi kenti, de getiriyor yani. Şöyle, sanayi işçisiz olmaz. Sanayi kentinden önce işçi kenti. Yani işçinin de yaşadığı bir tabii, yer. Tabii. Tabii ki biz Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden biriyiz. Ama sanayi de zaten işçisiz ayakta durmaz. Yani tabii, emeksiz. Tabii. O anlamda hem emeği geçenleri de kutluyoruz o 1 Mayıs'lara, her üçüne de. Hem Gebze'de Trafo Meydanı'nda Sendikalar Birliği'ne tebrik ediyoruz. Hem Sabri Yalım'da Türk İş Akışı. Hem de Anıt Park'ta Diski, TUMOB ve Türk Tabipler Birliği'ni ayrıca tebrik ediyoruz. İyi bir şey yaptılar. Renkli geçti, olaysız geçti. Bir dahaki sefere daha hepsi bir arada, daha gelişen. İnşallah yani. Çok işin içinde politik olduğu zaman çok kolay olmuyor. Olmuyor. Yani olmuyor, bizim temenni. Bizimki bir temenni. İnşallah iyi olur. Ne diyelim? Enflasyon da düşer. İşçiler biraz alım güçleri artar. Daha güzel bir şey diliyoruz yani. Bir iki dakikamız var. 1 Mayıs'la ilgili söylemek istediğim bir şeyler varsa bu bölümle ilgili. Çünkü ikinci bölüme saklayalım bayramlaşmaları. Biraz sana anlattıracağım orada ben abi. Çünkü sen hem CHP'de küçük de olsa bir izlenim anlatırsın. Oradan kent bayramlaşmasını biraz konuşuruz. Sonra da İyi Parti'de Meral Hanım'ın sürprizini konuşuruz. O bir yarım saat bizi tahmin ediyorum konuşturur. Sonra yine siyasete devam ederiz. Metropol'ün anketi çıktı. Onun üzerinden biraz adaylar vesaire, hesaplar, kitaplar, onu yaparız. Son bölüme de pazar günü Kocaelispor'un çok kritik bir maçı var. Biraz Kocaelispor konuşuruz. Pandemi konuşuruz. Vaka sayıları çok düştü. Ufak da olsa bir şey yaparız. İntübe hasta sayısı 4'e indi biliyorsun. Ne güzel. Yani böyle şeyleri duymak. Biraz onları da konuşuruz. Şimdi bir reklam arası veriyoruz sevgili izleyenler. Ve sonrasında tekrar huzurlarınızdayız. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. 7 Artı'da Sadun Çetin'le birlikte, sevgili Sadun abiyle birlikte haftanın analizini yapmaya devam ediyoruz. Arife günündeki 1 Mayıs'la başladık. Biraz da kronolojik mi oldu? Şimdi bayrama istersen gelelim abi. Nasıl istersen. Ben bayramlaşmalara katılamadım bu sene. Yakından gözlemleyemedim ama sen CHP bayramlaşmasını katıldın. Hı-hı. Kent bayramlaşmasına katıldın. Bunları gözlemlerini oradan dinlemek istiyoruz senin. Sonrasında hem biraz yorum yapalım. Ardından da biraz İyi Parti'yi konuşalım. İyi Parti evet önemli. İki o gelişme önemli. Var. Onu ikimiz de katılmadık ama bayramlaşmanın ne anlama geldiğini az çok görüyoruz, anlıyoruz. Onu konuşalım. CHP ile başla istersen abi anlatmaya. Bayramlaşmaları ya nasıldı? Şimdi dediğim gibi ya bizde sende de vardır herhalde o
davet edilince insan tabii gidiyor. Yani bu telefonla olabilir. Biz gazetecilerin, gazetecilerin birinci görevi. Davet edilince. Onu da söyleyelim. Şimdi bazen yanlış anlıyorlar. Davetiye her yerden geliyor. Ben her davet, yani davetiye gelen her yere gitme şansım zaten yok. Ama bir konu hakkında derinlikli bilgi verilir ve bu önemseniyorsa ve gelmeniz konusunda ısrarcılık varsa oraya icabet ediyoruz biz. Gitmeye çalışıyoruz. Şimdi bu sebeple il başkanı davet etti. Babası benim eski dostum, 40 rahmetli, 40 Allah rahmet eylesin, buradan da Rafet Yıldız diye. Ya gittim, benim tabii bir Alparslan Seymen, ilçe başkanı Hakan Çakar, il başkanı ve eşi Zeki Karakadılar, il başkanı, gençlik kolları, Songül Kaya, ilçe kadın kolları başkanı, merkez ilçe, pardon, İzmit ilçe başkanı Medya Satıcı, Bahattin Satıcı, Nejat Çakır, Dilek Yalçın, Bilgi Dehman, yani epey insanla karşılaştım. Yalnız dikkatimi çeken şu oldu, Adem, çok kalabalık değildi. Ben bunu CHP İzmit ilçe danışmasında da gördüm. Bu bayramlaşmada da gördüm. Diğer bayramlaşmalara gitmedim ama fotoğraflara baktım, çok daha kalabalıktı. O da şu, CHP İzmit Belediyesi'ne sahip, İzmit'te erk olduğunu farkında değil hala. Orada o kalabalık olmalıydı. Farkında mı değil, bir sıkıntı mı vardı? Elbette ki farkında değil derken, yani CHP İzmit Belediyesi'ni almış ama bir birlik beraberlik sağlayamamış. Yani daha coşkulu, daha kalabalık olabilirdi. Yani ben Hikmet Erenkaya'nın, Fikret Toker'in, Sepah Sirmen'in belediye başkanlığı yaptığı dönemlerde o sokağın tıka basa dolduğunu, saatlerce orada insanların olduğunu biliyorum, hatırlıyorum. Hep beraber izledik. Yani orada daha fazla bir kalabalık olabilirdi. Yani ben 100 metre geride MHP'nin ilçesinin önden geçerken ilçe başkanı Mehmet Okur Kemal Okur, özür diliyorum. Kemal Okur. Geldi, işte bayramlaştı falan. MHP'nin önünde kalabalık 100 kişi falandı. Yani neredeyse CHP kadardı. Ama CHP derken bir, ana muhalefet partisi, iki, il örgütü de orada. Yani İzmit ilçede, ki Harun Yıldız ondan sonra diğer ilçelere gitti. İzmit Belediyesi'ni kazanmış, İzmit'te iktidar olan bir CHP'nin İzmit'teki bayramlaşmasını yansıtmadı bana. İşin özeti o. Anladım. Ya evet, yani bir problem var tabii. Yani bir mutsuzluk var aslında problemden önce. Onun giderilmesi gerektiğini, hani müneccim olmaya gerek yok söylemek için. Biraz daha orada çalışılması gerekiyor. İçe dönükte. Ben aslında hep şunu söylüyorum CHP'lilere. Bir şeyi başaracaksanız önce kendi içinizde barışın. Yani dünyada hangi ülke var kendi sınırları içinde kavga gürültü varken dışarıya dönük kendi çıkarlarını koruyabilsin, savunabilsin? Mümkün değil. Siz kendi içinizde bir birlik beraberlik, ya çatlak sesi, tamam CHP burası, hani akortsuz sesler olur ama çatlak ses, aykırı ses olmaması lazım. Eğer bir şey başaracaksan, bir hedefler koyacaksan, kamuoyunda iyi bir iş yaptığını göstereceksen, bu örgüt belediye ilişkisi, örgütler arası ilişkinin, parti büyükleri arasındaki ilişkinin de iyi olması lazım. Eskilerle yenilerin arasının iyi olması lazım. Eskiler vardı, yenilerden azdı. Parti büyükleri deyince mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Haydar Akar, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Parti Meclis Üyesi Tahsin Tara ve eski Belediye Başkanı Hikmet Erenkaya'nın orada olduğunu, benden önce orada olduklarını duydum. Hatta ilçe örgütünün içinde sohbet ettiklerini söylediler. Ben dışarıda şey yaptım. Ama sokakta gördüğüm tabloda, o çekilen fotoğraflara falan da bakıldığında CHP'nin İzmit'te, İzmit Belediyesi'ni kazanmış bir CHP havası yoktu. Yani o bir coşku, o kalabalık, o sinerji, yaratmış bir sinerji hali yoktu. Onu gördüm bayramda.
Tamam. Kent bayramlaşmasına gelelim abi. Biraz oradan gözlemlerini bize aktar. Kent bayramlaşması ilk kez kongre merkezindeydi. İki blok hep gidiyoruz. O büyük bir alan var. Hakikaten çok büyük. Yani neredeyse miting yapılacak kadar büyük. O alan tıka basa doluydu yani. Epey kalabalıktı. Dikkatimi çeken şu: bir, kent konseyi başkanı Ali Korkmaz, Sedat Köse genel sekreter ve Ali Ekber İncesu eskiden beri yönetim kurulu üyesi. Bunlar iyi bir hazırlık, bir ekiple iyi bir hazırlık yaptıklarını gördüm. Kusursuz bir organizasyon yaptılar, güzeldi. Hepsinden önemlisi, her kesimden insan vardı. Yani eskiden çok konuşulurdu, CHP katıldı mı katılmadı mı, muhalefet var mı yok mu falan. Geçmiş 34, bu 34.'üydü. Burada baktım herkes var. Muhalefetin her rengi var. CHP'de örgüt, il örgütü, Harun Yıldız'dı parti meclis üyesi, Tahsin Tarhan ilçelerle ilgili program yapmış. Ama onun dışında buna paralel olarak İzmit Belediye Başkanı yaklaşık 20 kişilik bir ekiple şeye katıldı. Kimler vardı abi ekipte? Benim böyle görev, Çetin Sarıca başkan yardımcısı. Hüseyin Erol, İzmit Şimdi Kent Konseyi Başkanı. Emir Şah Torun Başkan Yardımcısı. Mehmet Açık, Kocaspor'un öyle simge isimlerinden o. İlk böyle gözüme çarpanlar onlar oldu. Ama bir belediyenin, diğer tanıyamadığım gençler falan olabilir, üst düzey bürokratlarından oluşan bir 20'ye yakın bir kalabalıkla geldi. Ve bir yerde de çakılmadı, yani gezdi, dolaştı, alanı dolaştı. Dolayısıyla yani bu gelecek partilileri gördüm, deva partilerini gördüm, Saadetler vardı, Demokratik Sol Parti vardı. Yani görebildiklerim, göremediklerim ne olur kusura bakmasınlar, yani eksik bıraktıklarım. Yunus Emre Kurt, Remzi Kaya, Mustafa Nazlıgül, evet. Zafer Mutlu, Serap Çakır, Halim Dedeoğlu, evet. Yani her kesimden insan vardı. Çok uzun tutmadılar konuşmaları. Ali Korkmaz bir konuşma yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın bir konuşma yaptı. Bayramın ruhuna özgü. Vali Bey Sayın Seddar Yavuz bir konuşma yaptı. Çok uzun tutmadılar. Herkesin bir arada olduğu, bol sohbet ettikleri, güzel, kalabalık, iyi organize edilmiş bir kent bayramlaşması yaşandı. Hava da güzeldi. Ali Korkmaz kutuplaşmanın olmadığı şehirlerde ve ülkelerde 365 gün bayramdır demiş. Güzel. Güzel bir laf etti, evet. Ondan sonra Tahir Büyükakın çok özlemişiz bir araya gelmeyi, ki bizim de manşetimiz çok özlemişizdi. Evet, sizin manşetiniz. Siz de hasret bittiye gelen değil mi başlık vardı. Vali Seddar Yavuz biraz bilgi vermiş. 53 bin ailemize ulaştık. Evet, demiş. Evet. Eşiyle beraber şey yaptıklarını. 1666 evin kapısını çaldık demiş. Sen protokol adamsın. Protokol odasına da girmişsin. Gitmişsin. Orada nasıl daha var? Şimdi arkadaşlar dediler ki, dedim ya tören daha başlamadı. Yani bir 10 dakika falan vardı. 5 dakika falan vardı. Ondan sonra dediler ki, yani tabii herkes yoğun, herkes bir yerden koşturuyor. Yani kimisi mesela, ben program biterken Ali Güney'i gördüm, AK Parti İzmit İlçe Başkanı. Hayırdır dedim, geç kaldın. Ya dedi, ancak programı bitirebildik. Ondan önce şey vardı, Mehmet 55'in AK Parti il programı vardı, bayramlaşması. Dolayısıyla onlar geç geldi. Tahir Bey'in Kartepe'de bir program varmış, oraya katılmış, bayramlaşma oradan oraya geldi. Dolayısıyla orada soluklanıyorlarmış meğer, ben bilmiyorum. Arkadaşlar, bizim Büyükşehir Daire Başkanı Murat Yavuz dedi ki, Sadun Bey dedi, abi dedi, buradalar falan dedi, protokol dedi. İçeri baktım, Tahir Büyükakın, Sayın Başkan, yanında eski başkan İbrahim Karaosmanoğlu, Rektör Saadettin Lagü, Hasan Aydınlık, Milletvekili İlyas Şeker, Bakan, eski Bakan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, işte orada bir hoş beş, işte bayramlık biliyorsun. Vali Bey geldi sonra, Emniyet Müdürü geldi.
Veysel Tipoğlu. Ya onlarla beraber bir 10 dakika öyle sohbet ettik. Herkes işte bayramlık sohbet, bayram hem bayramlaşma hem sohbet. Öyle bir kulis oldu. Oradan şeye alana geçildi. Bir 100 metre kadar içeriden çıkılarak ortadaki alana geçildi. Kısaca bir herkes haşır neşir oldu. Herkes samimi bir biçimde selamlaştı, bayramlaştı. 17 yılın en kalabalık evet. Kent bayramlaşması evet. Diyorsun değil mi? Diyorum daha önce Antik Kapı'da yapıldı. Dolphin'de yapıldı. Nerede başladığını şu anda hatırlayamıyorum. 17 yıl önce 2004'te falan Antik başladı. Antik Kapı'ydı sanki. Ben. Olabilir Antik Kapı olabilir. Sonra Antik Kapı Dolphin'e geçti. Onun kapalı dediler, açık alanı dediler. Onlar çoğuna da katıldık. Yani mesela Fatma Kaplan Hürriyet'i hatırlıyorum. Bir zamanlar milletvekili olarak katıldı. Şimdi belediye başkanı olarak katıldı. Şeyi nasıl yorumluyorsun? Şimdi oraya Fatma Kaplan Hürriyet deyince tabii katılması benim şahsen beklemediğim bir hamle. Yani biliyoruz Fatma Hanım yani sen de ben de tanıyoruz. Mağdur siyasetini sever. Biraz çatışmayı da sever. Bu tip hani daha protokol yerlerde olmayı da çok sevmez. Farklı bir siyaset diline mi dönüyor? Valla. Yani başka bir şey mi yapıyor? Adem şimdi ben. Ne dersin abi? Ya çok özel takip etmiyoruz ama siyasette il başkanlarını, belediye başkanlarını izleyen bir gazeteci gözüyle baktığımda Fatma Hanım'da bir aydır falan bir kıpırdanma var. Yani kıpırdanma derken farklılık var. Farklılık var. Yani halkla ilişkileri daha fazla önemsiyor. Daha bir dar bir kapsam alanın dışına içinde de onlara katılmaya çalışıyor. Ben de açıkçası kent bayramlaşmasına katılıp katılmayacağına tereddütüm vardı. Yani katılmasaydı olağan bulur. Katılması çok doğru oldu. Doğru olanı yaptı. Evet. Yani olması gerekeni yaptı, doğru yaptı. Hem de şey öyle tek başına da değil, kalabalık bir ekiple geldi. Dolayısıyla o yani şöyle bir şey var. Her tarafta, bütün partilerde bir kıpırdanma var. Yani bunu bir şey yorumlamak çok erken. Ama siyasetçi gözüyle baktığın zaman yani bu havada şeyler var. Ben bir danışman gözüyle bakayım. Buyurun, gazeteciliğimizi bak. Geçtik danışman. Abi dönemin yarısı geçtikten sonra o doğru. Siyasetçilerde doğru. Bir kıpırdanma olur. Doğru. Doğru. Yani çok Fatma doğru. Hanım'a özel söylemiyorum. Hayır, hayır. Hepsinde ya bir hesabı kitabı bakalım arkadaş. Doğru. Yani yarın vatandaşa söyleyeceğiz demeye başlarlar. Doğru. Çok haklısın. Ben ne yapayım? Çok haklısın. Ben de bir 10 sene danışmanlık yaptım. Basın yayın müdürlüğü yaptım. Ve Erol Köse'den bu yana, 77'den bu yana bütün belediye başkanları biliyorum. 3 sene geride kaldı. Yani artık 2. sene. Yani geriye sayım başladı. Bir kıpraşma normal. Ha, yani. Bütün belediye başkanları tamam. İçin. Bütün belediye var. Yalnız Fatma Hanım değil. Tabii. Herkes için geçerli. Onun için, ama Fatma Hanım'ın... Ben hep şunu söyleyeyim. Siyaset kapışacaksınız yani. Bu siyasetin ruhunda var. Rekabet etmeyeceksen niye siyaset yapıyorsun? Bu başka bir şey. Ama belediye başkanlığı ya seçim bitti. Arkadaş şu rozeti bir alacaksın. Ben seçim zamanına kadar şuraya koyuyorum. Neden? Çünkü siyasetin mecrası ile hizmetin mecrası aynı şey değil. Eğer dikkatini bu tarafa verirsen bu taraf eksik kalır. Girmeyeceksin o topa. O topa girmeyeceksin. Ya da en az gireceksin. Mesela bu dönem işin stratejisi şuydu. Önümüzde bir genel seçim var ki konuşacağız birazdan. Bir sonraki dönem. Ne olup ne bitiyor? Seçim var mı yok mu? Anketler ne diyor? Ne demiyor? Biraz bakalım istiyorum. Ya o zamana kadar bir durun. En başta Fatma Hanım için söylüyorum. Tek muhalif belediye olmanın verdiği bir huzursuzluk ve çatışmacı bir anlayışla baktı. Haklı olduğu şeyler olabilir. Var. Mutlaka vardır da. Ama yapıcı bir hep siyaset... Hep haklı değil. Ama ya, hep haklı değil. Değil yapıcı değil. Bir siyasette... Yapıcı de bir dil ve siyaset... Kullanmadı. Hayır. Muhalefette olmayayım. O eski muhalefet milletvekili şapkası daha... Tabii orada ona, daha kolay muhalefet yapıyordu. Burada devam etmek istedi. Hayır olmaz yani. Bu başka bir şeydir. Şimdi ben bunu aslında bir 6-8 aydır daha böyle belediyeci Fatma Kaplan Hürriyet'i gördüğümüzü düşünüyorum.
Yine üzerine gelindiği zaman agresifleşiyor ama gösteriyor eskisine kendini. eskisine göre daha az. Yani mesela son meclisteki bazı çıkışlarını hani belki yüz yüze olsak daha fazla eleştirebilirim. Ama özünde bir değişiklik olduğunu da sen de ben de kabul ediyoruz. Şimdi aslında ne kadar vaktimiz var arkadaşlar, bu arada bizi bir bilgilendirirseniz biz de konu tercihlerimizi, bir 5 dakikamız var kumandadan, ana kumandadan öyle söylüyorlar. Bir iki cümle ilave edebilir miyim? Lütfen, lütfen. Şimdi birinci gün epey gezdim. Gazete fotoğraflarına baktım gazetede. AK Parti'de, Saadet'te, İyi Parti'de, MHP'de, işte CHP'yi gördüm, kent bayramlarını gördüm. Senin gazete, sizin gazete özlemişiz dedi. Biz de hasret bitti dedik. Hakikaten bu tablo vardı. Yani herkes maskelerini bırakmış kenara. Tamam mı? Yani pandemi bitti, yaşasın hürriyet der gibi. Bir de bayramın hasreti, bayramı özlemi, insanların böyle bir sarmaş dolaş olmasa bile bir yüz yüze gelip bir sohbet etme, ne var ne yok deme arzusunun zirve yaptığı bir bayram oldu. Yani ilk kez böyle herkes coşkulu, kalabalık, heyecanla özlemişler hakikaten yani. Ve doluşmuşlar her tarafa bu hasreti bitirmek için diye bir yorum yapmak isterim yani gördüklerim kadarıyla. Valla bayramlaşmak güzeldir ya. Evet. Yani bu siyasette de böyle, şeyde de böyle, gerçek hayatta, normal hayatta, sivil hayatta da böyle değil mi? Yani biz bir sürü eşimizi, dostumuzu bayramdan bayrama görebiliyoruz ama o bir dayanışma, paylaşmayı da tetikliyor. Yani kentin yönetenlerin de bayramda bari birbirlerinin ellerini sıkmaları, gözlerinin içine bakmaları önemli diye düşünüyorum ben. Kesinlikle haklısın. Yani AK Parti bayramlaşması, AK Parti bildiğimiz gibi o bir, bayramlaşmada... Bir ayrıcalık vardı AK Parti bayramlaşmasında, özür dilerim sözünü lütfen, kestim. Lütfen, hayır. 7 milletvekilinin bir arada bulunduğu çok kapsamlı, geniş kapsamlı bir şeydi. Yani yeni milletvekili bir araya pek gelemiyordu son zamanlarda, son 2-3 yıldır. Yani Mehmet 55 il başkanı bir iki kez, pandemi de girdi araya gerçi, bir iki kez şey... O milletvekillerini bir masa etrafında toplamaya, Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte o çok eskiden uygulanan bir geleneği sürdürmeye çalıştı Mehmet Bey, Sayın 55. Onun dışında ilk kez bu bayramda 7 milletvekili bir aradaydı. Evet. 7 milletvekili, Büyükşehir Belediye Başkanı ve katılımın çok yüksek olduğu bir tablo ortaya koydular. Şeydi ama yani CHP'de de görev dağılımı iyiydi. Tahsin Tarhan ve Harun Yıldız'la arasında bir ilçeleri paylaşmışlar herhalde. Onlar öyle da, gözüktü. Evet. İl başkanı bir cepheden şeyi turladı. Parti meclis üyesi Tahsin Bey bir cepheden İzmit'e turladı. Öyle bir şeyde bulundular. Bayramlaşma ziyaretlerine. Yani Mehmet 55'in de bir iki cümlesini o zaman yeri gelmişken söyleyeyim. Ev ev dolaşarak çalışmalarımızı sürdürdük. Bizi var eden, partimizi kuran milletin ta kendisidir. Partimizi bugüne kadar getiren de milletimizdir. 15 seçimdir milletimiz partimizi sandıktan çıkarttı. 2023 yılında ikinci 20 yıllık iktidar dönemi, evet, için başarılı güzel olmaktan başka sonucu kabul etmiyoruz diyor. İkinci 20 yıla. Evet. İkinci 20 yıllık iktidar dönemi için diyor. Bunun da altını çizenin bilgiler vermiş. Emine Zeybek de benzer vurgular yapmış. Onları da söylemiş olalım. Şimdi bir reklam arası daha vereceğiz sevgili izleyenler. Sonra biraz İyi Parti, daha Meral Akşener'li bir bayramlaşma olduğu için onu biraz daha konuşacağız. Şimdi bir reklam arası. Sevgili izleyenler, 7 Artı'da Sadun Çetin'le birlikte, sevgili Sadun abiyle birlikte
haftanın analizini yapmaya devam ediyoruz. 1 Mayıs'ı konuştuk, bayramlaşmaları konuştuk ama kritik bir bayramlaşmanın analizini yapmadan da reklama gitmiştik. Nedir o bayramlaşma? İyi Parti bayramlaşması. İyi Parti'de enteresan bir şey oldu. Programda yoktu ama Genel Başkan Meral Akşener geldi Sadun abi. Ne var bunda diyenler çıkabilir. İzmitli, Gündoğdulu gelmiş işte aile büyüklüğünü ziyaret etmiş, elini yapmış. Oradan teşkilata gitmiş denebilir. Ama öyle değil. İki gerekçeli öyle değil. Meral Hanım ilk kez bir teşkilata girdi. Yani il ziyaretleri yapıyor ama genellikle teşkilatlar yani daha doğrusu teşkilatlarda sadece partililer olduğu için orada vakit kaybetmek istemiyor genel başkanlar haklı olarak. Yani gelip hani affedin beni yani körler sağırlar birbirine ağırlar hikayesi olmasın. Hepimiz zaten İYİ Partiliyiz. Ne gerek var buna mantığıyla ya da CHP'de de böyle bu işler. Birçok partide böyle teşkilatlara, örgütlere çok gidilmez. Meral Hanım ilk kez geldi. Bu önemli. Ama birlikteydik. İYİ Parti GİK üyesi Cumay Durmuş'un iftarına katıldık birlikte. Cumay Durmuş enteresan bir hafta öncesini söylüyorsun. Bir hafta öncesinde. Orada hatta hepimizi şaşırtan, şok eden, bu çok ses getirecek, Ankara düzeyinde tartışılacak dediğimiz şey gerçekten öyle oldu. Cumay Durmuş demişti ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhalefetin adayı olmaya uygun görmüyorum dedi. Meral Hanım'ı işaret etmedi ama biraz Meral Hanım'ı işaret etmiş gibi algılandı. Yani edip etmediği konusunda bir muğlaklık vardı orada ama en azından Kemal Bey'e karşı bir reaksiyon gösterdiği aşikardı. Çok net biçimde başka alanlarda da CHP eleştirileri yaptı vesaire. Ama biz bugün etle tırnak gibi İYİ Parti ile CHP birden bu eleştiriler çok Ankara gündeminde, ulusal basına şey oldu. Hatta işte görüntülerde ben de yanı başında Cumay Durmuş'la beraber yani Kemal Bey'in adaylığının uygun olmadığını ilan eden fotoğrafın içinde. Fotoğrafın içinde kaldı. Hem de hemen sol tarafta. Biz gazeteciler her yerde oluruz. O işin esprisi. Şakası. Ama önemli olacağını biliyorduk. Ben haber geldi. Ben birinci günü bir bayramlaşmadaydım. Tabii uzaktaydım da. Şehir dışındaydım. Dediler ki Meral Hanım burada hani abi bilginiz olsun. 10 dakika sonra teşkilat nasıl dedim teşkilata geliyor. Ben ilk kez duyuyorum çünkü bir teşkilata girdiğini. Ne olmuş? Sen biraz şey yaptın, bir analiz et abi bize. Ben de senin üzerine. Ya bunu nasıl okumak lazım? Bir de şunu demişler Meral Hanım. Bunu es geçmeyelim. Başbakan. Ben başbakanlığa talibim dedi. Tekrar. İkinci kez söyledi. Nerede söyledi? Kocaeli'de söyledi. Kim vardı yanında? Cumay Durmuş. Bir yanında Lütfi Türkan vardı. Bir yanında Şahbaz Yıldız. Cumay Durmuş yanında da Cumay Durmuş. Partinin resmi görüşü bu dedi. Cumay Durmuş'un yanında söyledi. Kent A takımında aldı dedi ki bak dedi ben böyle düşünüyorum dedi. Ne diyorsun abi sen bu gelişmelere? Şimdi önce Cumay Durmuş'un çıkışını bir daha konuşalım. Evet. Oradan buraya gelelim. Ben onu geç yazdım. Biraz geç sen yazdın ha. Evet. Ama şöyle bir şey var şimdi. Cumay Durmuş'un yazıları. Hayır denlemek değil ya elim varmadı ya. Yani özür dilerim elim varmak yanlış. Sıra oldu. Gelmedi. Sıra gelmedi. Gündemde sıra. Varmadı yoksa ha, yok, konu. Yok o yanlış oldu. Biz kafamızda fikir oluştuğu andan itibaren o, zaten. Ama şey gündem el vermedi öyle diyelim. Gündemime el vermedi. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Cumali Durmuş yalnız Cumali Durmuş değil. Hı-hı. Cumali Durmuş aynı zamanda Koray Aydın ekibinin bir parçası. Evet. Koray Aydın kim? İYİ Parti'de düne kadar galiba bir 15-20 gün oldu veya en fazla bir ay. Teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı. Yani ikinci adamdı. Şimdi oradan başlamak lazım. Dolayısıyla ben Cumali Durmuş Kılıçdaroğlu adayımız muhalefetin adayı epey mesafe aldı ama bana göre aday olmamalı biçimindeki tabiri Cumali Durmuş'u kendine ait bir tabir olarak görmüyorum. Koray Aydın ve ekibinin
o teşkilatlardan gelen, teşkilatlarda gücü yadsınmayan Koray Aydın ve ekibinin bir sanki yüksek sesle dile getirilmiş bir ifadesi gibi baktım ben. Öyle bakıyorum, hala da öyle bakıyorum. Yani Cumhur Durmuş'tan da böyle bir bu aksiyonda bir şey gelmedi bana bugüne kadar yazdığım halde. Evet. Şimdi Koray Aydın muhakkak okundu bu yazılar. He, Koray Aydın 15-20 gün önce Sayın Akşener tarafından görevden alındı. Ve kendisine bağlandı. Evet. Bu aslında Sayın Meral Hanım'ın topu göğsünde yumuşatması anlamına gelir. Çok güçlü bir adamı, çok güçlü bir adamı, parti içinde çok güçlü, teşkilatlardan sorumlu bir adamı kenara itip iterken yerine birini getirmek siyasete çok zordur. Ama kendi üzerine aldığı zaman topu yumuşatmak anlamına gelir. Dolayısıyla zaten bir hafta 10 gün sonra da yerine bir koordinatör adı altında başka birini atadı. Başka bir ismi. Şu anda ismini şey yapamayacağım. Şimdi dolayısıyla bunu önce anlatıp kenara koyalım. Ondan sonra Cumali Bey'in bu sözüne gelelim. Evet, o toplantıda, o akşamki toplantıda ben de vardım. Yani birlikteydik hep beraber. Cumali Bey o lafı etti. Ama üzerine konuştuk, tartıştık. Gündeme, yalnız Kocaeli değil, Türkiye gündemine de oturdu bu şey. Dolayısıyla gelelim şimdi Meral Hanım'a. Bayramın birinci günü geldi. Bayram aslında Meral Hanım şeye gidiyor. Yani Meral Hanım Türkiye'de usta bir politikacı. Kurt bir politikacı. Ürkücülükten gelmiş. MHP'de milletvekilliği yapmış. Doğru yolda milletvekilliği yapmış. Genel başkan yardımcılığı yapmış. Tansu Hanım'a yakın çalışmış. Yani merkez sağı, muhafazakarları, milliyetçi dünyayı iyi bilen ve oyun kurmayı isteyen, arzulayan, bu yönde çaba sarf eden, zaman zaman da oyun kuran bir yapısı var Meral Hanım'ın. Bunu niye anlattım? Meral Hanım niye İzmit'e geldi, ile geldi? Aslında evet, bana göre bu mesajı vermek için geldi. Altılı masanın ayaklarının böyle çatırdadığı, dağılmak üzere dağıldı mı dağılmadı mı diye konuşulduğu bir dönemde Cumali Durmuş'un Kılıçdaroğlu olmaz sözü bir o masayı iyicene sarstı. Daha önce de bayramlarda Kocaeli'ye, İzmit'e geldi ama teşkilata gelmedi. Şimdi bunu bir şey yapalım. Ha, evet, doğru. Yani aile büyük ziyareti. Güzel söyledin. Aile büyüklerine geliyordu ama bu sefer teşkilata girdi. İl başkanı vesaire eşlik ediyordu ona. Oradan tekrar İstanbul'a ya da işte Ankara'ya, nereye dönüyor? Evet, Ankara'ya gitti bu sefer. Ankara'da hakikaten bayram masası diye bir şey kurdu. Teşkilata geldi. Ve teşkilatta senin ifade ettiğin gibi eski grup başkan vekili görevde aldığı Kocaeli milletvekili Lütfü Türkan, il başkanı Şambaz Yıldız ve GİK üyesi Cumali Durmuş var. Onların huzurunda diyor ki, yine normal bayramlaşma değil. Orada diyor ki, ben diyor başbakan adayım diyor. Partimiz birinci çıkacak diyor. Şimdi başbakan adayım lafı siyasette bir oyun, yeni bir oyun kurmanın hamlesiydi. 6 ay önce söyledi. Ondan sonra Kemal Bey mesafe almaya başladı. Yola çıktı ve mesafe. 6 ay öncesine kadar Kemal Bey yoktu. Kemal Bey'in adaylığı konuşulmuyordu. Kemal Bey bu konuda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bahsediyor. Bu konuda şeye, öne çıkma arzusu veya adımları yoktu. Ne zaman ki Meral Hanım başbakan adayım ben dedi. Yani Cumhurbaşkanı adaylığından feragat ettiğini bir anlamda açıklayınca Türkiye'deki oyun planları bozuldu. Aslında oyun planlarını bozarken Meral Hanım yeni bir oyun kuruyor. Bu da onun siyasi tecrübesinden kaynaklı. Cumali'de Durmuş da bir dakika dur bakalım dedi. Ha, esas dedi, ben yani bana bu laf bana ait değil diyor tabii. Hem Cumali Durmuş'a söylüyor onu, hem de altılı masaya söylüyor. Yani ben altılı masa için diyor ki ben başbakan adayım. Cumhurbaşkanı adayı için benim adımı konuşmayın diyor. Kendi partililerine Cumali Durmuş başta olmak üzere onlar da diyor ki benim üzerinden politika yapmayın diyor. O ayrı diyor. O masadan ne çıkacaksa o olacak diyor. Bir de diyor. Yerel bir mesaj da var. Yani hemen yanı başında bir yanında Şambaz Yıldız, bir yanında da Lütfü Türkan vardı. Yani orada bir de içe dönük mesaj da varmış gibi geldi bana. Şimdi var. Şimdi bir siyaset yorumu yapayım. Yanında Lütfü Türkan'ın oturmasından çok GİK üyesi Cumali'nin oturması gerekirdi. Çünkü Lütfü Türkan görevden alındı, grup başkanıydı. Sade milletvekili.
Ama siyaseten üst kimlik ya da üst statü arayacaksak GEK üyesi. Hiyerarşide GEK üyesi. Cumali Yıldız Durmuş daha yukarıda. Dolayısıyla Lütfi Türkkan'ın yanında Cumali Durmuş'un oturması ön tarafta Cumali'nin oturduğu yerde de Lütfi Türkkan'ın oturması gerekirdi. Yani o da ben ama sana katkı da yapmış olayım. Evet. Şimdi İYİ Parti birinci çıkacağız demiş. Meral Hanım. İYİ Parti olarak. Acaba öyle mi? Metropol Özel Sencer iyi bir araştırma şirketidir. 14-27 Nisan arasında 26 kentte 2164 kişiyle yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve partilerin alacakları oy var. Acayip bir şey var. Biraz konuşalım mı? Tabii. Şimdi bir evren sınırlaması yapmış. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'li Selahattin Demirtaş aday olacaklar. Bir de Millet İttifakı bir aday çıkacak. Bu durumda ne olur diye bir anket yapıyorlar. Şimdi ilk önce partilerin oylarına bir bakalım abi. Ne diyorsun? Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sorulmuş. Kararsızlar dağıtılmadan önceki oyları söylüyorum. %25.2 AK Parti, %17.6 CHP, %14.6 İYİ Parti. Yani buna göre İYİ Parti ile CHP arasında 3 puan var. %9.7 HDP ve %5.7 MHP'ye oy vereceğini söylemiş. DEVA'ya %1.5, Saadet ve Yeniden Refah Partilerine %1.1 oy vereceğinden şey yapılmış. Gelecek ve Zafer de %0.5'lerdeymiş. Kararsızlar, protestocular ve cevap yok diyenler dağıtılınca AK Parti'nin oyları %32.1'e çıkıyor. CHP'nin oyları %22.4'e çıkıyor. İYİ Parti'nin oyları da %18.6'ya. HDP %12.3'e, MHP %7.3'e, DEVA ise %2'ye çıkıyor. Diğerleri %1.5'un altında. Şimdi burada bilmiyorum izleyenler de şey yapabildi mi? Bana CHP'nin oyları çok düşük geldi. %22. Yani CHP'nin oylarının düşmesini gerektirecek bir tablo yok ortada. Şimdi eğri eğri doğruya doğru. Yükselmesini gerektirecek. Yükselmesini gerektirecek hafif de olsa bir atmosfer var. Ama bu ankete göre 22 küsurlara düşüyor. 2,5 puanlık kayıp var. Kime gitti? DEVA'ya mı gitti? %2 alıyor diyorsun. Şimdi ben Özel Sencer'i çok şey yapmak... İYİ Parti'nin oyları da ki o akşam Cuma durmuştu %20'ler civarında demişti. %18 küsur deniyor. Burada da bence hani benim fikrim tabii. Yani ben anketi yerine kendimi koyacak halim yok ama ben bana göre İYİ Parti'nin oyları %15'ler dolayında. Yani ama bir şey var. Siyasetteki en hareketli parti İYİ Parti. Onu kabul etmek lazım. %20'yi zorlayamaz mı? Zorlayabilir tabii. Kararsızlar üzerinde. Ki son şey hareketi merkez sağa tekrar kapısını açması, Koray Aydın hareketinin bu işte etkin olduğunu da düşünüyorum yani. Şimdi bilmiyorum oy dağılımı sana makul, mantıklı ya da ne söyledi sana bu oy dağılımı? Ben AK Parti'yi çok fazla aşağıda gösterdiler. AK Parti 30'dan aşağı inmiyor. CHP ama kararsızlar dağılmadan önce. Evet, kararsızlar dağılmadan önce 30'dan aşağı inmiyor. Dolayısıyla orada bir eksiklik görüyorum. Kararsızları daha azaltmışlar. CHP'yi biraz eksik görüyorum ama İYİ Parti'nin yükselmesini, artışını ben çok şaşkınlıkla karşılamıyorum. Yani doğal karşılıyorum. Belki 18 değil ama 15'ten 18'e doğru epey gitgeller yaşadığını görüyoruz AK Parti'nin. Zaten senin de ifade ettiğin gibi merkeze oturma gayreti var. AK Parti'nin içinde şöyle bir şey var. Yani merkeze oturursak biz büyürüz diye bir iddia var. Meral Hanım'ın son zamanlarda yaptığı operasyonlar
Yani hem Koray Aydın hem Yavuz Ağar Alioğlu biraz buna delalet. Bir de Meral Hanım'ın gezi çıkışı, geziyi değerlendirme çıkışı biraz CHP tabanını da kendine çeker. CHP tabanında bir sıkıntı var. CHP tabanı Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu arasında sıkıştı. Yani oraya gidiyor, buraya gidiyor. Büyüyemiyor. Yani hangisine yol yürüyeceğine karar veremediği için bir sıkıntı var. Bir daralmışlık var. Dolayısıyla Meral Hanım'ın zaman zaman muhalefet çıkışları, zaman zaman sol mahalleye sempatik gelecek açılımları, söylemleri CHP'liler üzerinde etkili olduğunu düşünüyorum. Yani hem merkez sağ kadar CHP'liler de etkilediğini düşünüyorum. Dolayısıyla CHP'de eksilme varsa İYİ Parti'ye geçiş. Başka bir yere CHP'lilerin gideceği, ya belki DEVA'ya bir iki puan gittiği oluyor. Onun dışında bir yere gidebileceğini sanmıyorum. HDP'liler hariç. 2-3 puanda HDP'ye zaman zaman gidip geliyor. Meral bu Hanım'a, sefer HDP'ye oy gideceğini düşünmüyorum ben. Ben de düşünmüyorum aksine bu sefer. Aksine HDP'den oy gelebilir. Gelebilir, doğru. Bu adaya da bağlı gelebilir. Dolayısıyla özetle şunu söylemek istiyorum. İYİ Parti'deki yükselme beni bana çok yadırgacı gelmiyor. Yani İYİ Parti normal buluyorum. Bundan sonra daha fazla yükselme olabilir. Ama Koray Aydın faktörü İYİ Parti için önemli bir şey. Yani nasıl diyeyim, handikap olmaya potansiyelde bir vaka. Sorun çıkartmaya potansiyel bir duruş var. Oradan duruş var. Başka hamleler gelebilir izlemek lazım. Evet. Şimdi bu bölümü tamamlamak üzereyiz ama devam edeceğiz ankete. Hı-hı. Oradan da altılı masaya geçelim. Eğer süremiz yetmezse diğer konuları konuşmayız ama yine bunu konuşuruz. Belki birkaç cümle Kocaelispor'u söyleriz son bölümde. Şeyi de konuşalım. Ne? Şimdi bu oyları konuştuk ama şimdi Millet İttifakı'nın olası adaylarını sormuş Metropol. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener. 4 isim ve Erdoğan karşılaştırması yapmışlar. 1. tur ve 2. tur. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra oradaki o olasılıkları bir konuşalım abi. Tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. 7+'da son çeyrekle artık karşınızdayız. Ramazan sonrası saat 8'de saat 20.00'da başladığımız programımız 22'de sona erecek. 1,5 saattir 1 Mayıs'ı konuştuk. Bayramlaşmaları, enflasyonu konuştuk. Aslında konu çok da biraz siyasi ağırlıklı bayramlaşmalardan biraz daha genel siyasete girdik ama önemli olduğunu düşünerek Metropol'ün anketinden çok konuşuldu çünkü. Şimdi Metropol şöyle bir şey yapmış abi. Devam edelim istersen. Oylardan biraz bahsettik. Bir de karşılaştırmalı bir iş yapmış. Şöyle bir muhtemellik üzerinden, olasılıklar üzerinden hareket etmiş. Diyor ki Metropol, Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, HDP'nin adayı büyük olasılıkla Selahattin Demirtaş, bu iki ismin mutlak adaylığını düşünerek yanlarına Millet İttifakı'nın olası adayları karşısındaki potansiyelleri ölçmüş. Şimdi ne çıkmış ortaya onu ben sana söyleyeyim. Sen de yorumunu yap peşinden. Şimdi ilk tur sonuçlarını söylüyorum. Millet İttifakı'nın adayı Yavaş olursa Mansur Yavaş %44, Cumhurbaşkanı Erdoğan %34.3, Selahattin Demirtaş %13.3 alıyor. İlk tur için. Aday İmamoğlu olursa Erdoğan'ın oyu yükseliyor. %37.5 alıyor. İmamoğlu %36.2. İlk turda Erdoğan öne geçiyor İmamoğlu karşısında. Demirtaş %13.8 alıyor. Yani enteresan bir durum var. Hani şöyle bir iddia var. HDP'liler oy vermez diye söyleniyor ama alıyor gibi görünüyor büyük ölçüde.
HDP'lilerin de oyunu. İkinci tur için en azından onu söylemek lazım. Akşener aday olursa Erdoğan biraz daha oyları yükseliyor. Cumhurbaşkanı %38.6'ya çıkıyor. Akşener'in oyları %34.2'de kalıyor. Demirtaş'ın oyları %16.3'e çıkıyor. Çok enteresan. Akşener'in adaylığında HDP'nin oyları yükseliyor. Bu muhtemel CHP içinden ya da soldan biraz daha Demirtaş'a ya da gidecek HDP oylar var anlamına geliyor. Ve aday Kılıçdaroğlu'sa Erdoğan %40.1 alıyor. İlk turdan bahsediyoruz. Kılıçdaroğlu %30.2 alıyor. Demirtaş da %15.2 alıyor. Yani araştırmaya göre Erdoğan'ın oyu rakip adaya göre %34.3 ile %40.1 aralığında gidip gelebiliyor. Yani bir %7'lik kitle var ki rakip adaya göre Erdoğan'a gelebilecek bir potansiyelde. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir önceki seçimi %52 ile kazandığını da hatırlatalım. Daha kararsızların da yani oradaki şeyi de görelim. Millet İttifakı'nın adayı da %44 ile %30 arasında gidip geliyor. Bak şeyin makası az Sayın Cumhurbaşkanı'nın. 34 ile 40 arasında. Rakibe göre değişiyor. Millet İttifakı'nda adaya göre oyları %30 ile 44 arasında. %14'lük bir makas var. Çok büyük. İkiye katlıyor. Oy potansiyeli var. Selahattin Demirtaş da bir önceki seçime göre %13.3 ve %16.3 bu seçimde hani Millet İttifakı'nın adayına göre. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2014'te Demirtaş %9.7 almıştı. Ya bu sefer %13.3'ten aşağı bir oy görünmüyor şeyde. Hatta 16.3'e çıkabiliyor. Bu da enteresan bir rakam. Bunu da iyi okumak lazım. Özel Sancar diyor ki HDP'siz seçim senaryosu yapamazsınız ya. Gelelim ikinci tura. Bu adaylarla Sayın Cumhurbaşkanı ikinci tura girerse ki yani belli ki Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı'nın adayı ikinci tura girecek. Millet İttifakı'nın dört adayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan daha çok oy alıyorlar. Metropol'ün anketine göre. Erdoğan ile Mansur Yavaş yarışırsa, yani Sayın Erdoğan ile Sayın Yavaş yarışırsa, Yavaş %53.9 alıyor. Recep Tayyip Erdoğan %36.5'te kalıyor. Kararsız ve protestocuların oy oranı da %9. Yavaş, HDP'lilerin %73.2'sinin, MHP'lilerin %23.1'inin oyunu alıyor. Ankete göre. Erdoğan ile İmamoğlu yarışırsa, İmamoğlu %49.7, Erdoğan %40 alıyor. Yani enteresan. Yani %40 şeyini, bandını Cumhurbaşkanı'nın oyunun geçmeyeceği gibi bir şey var. Kararsızlar ve protestocular da %9.8 burada. Yani İmamoğlu'nda kararsızların sayısı bir puan daha artmış. İmamoğlu HDP'nin ama iyi bir oy alıyor. %82.6'sını alıyor. MHP'lerin sadece %8.3'ünü alıyor. Yani bu da aslında Mansur Yavaş arasındaki makası gösteren bir şey. Erdoğan ile Akşener yarışırsa Akşener %43.8, Cumhurbaşkanı Erdoğan %41.9 alıyor. Aslında bu kafa kafaya artık. Yani bu artık anketler bazında hani bu mantıklı bir fark olmaktan çıkıyor artık. Hangisi? %43.8'e %41.9 arada 1.8'lik bir fark Akşener'le. Var. Akşener'le. Ama orada bir parantez açmak istiyorum. Akşener'in Cumhurbaşkanı adayı değilim, başbakan adayım diye sürekli ülkeye seslendiği bir ortamda gıyabında aday gösteriliyor, o kadar sonuç çıkıyor. Kararsızlar ve protestocular %13.7'ye çıkıyor burada. Gelelim Erdoğan'la Kılıçdaroğlu yarışırsa ikinci turda Kılıçdaroğlu %43.3, Akşener'den bir yarım puan düşük.
Erdoğan biraz daha yükseliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan %42,5'a yükseliyor. Aradaki fark 0,8. Hadi bu da artık anlamlı bir şey değil. Yani aslında anket şunu söylüyor. Ha bir de şurada konuşalım. Mesela bu pazar Cumhurbaşkanı seçimi olsa Erdoğan aday olsa seçimi kazanır mı diye bir soru soruyorlar. %46,3'ü bak en çok %42,5'a çıktığı halde ikinci turda deneklerin %46,3'ü kazanacağını söylüyor. Kazanmayacağını? Kazanamayacağını bir tık daha yüksek. %48,6 ama düşün şöyledir abi anketlerde bak bu çok önemli bir veridir. Ben bunu Yalova'da gördüm. Yalova seçimlerinde son Vefa Salman seçimi alırken anket firmasının çalışmalarını ben gözlemledim, sahadaydım, biliyorum. Şöyle bir sonuç çıktı. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Vefa Salman seçimi alacak. Ama Salman'a oy verecekler daha iyi. Sorduğunuz zaman seçimi kim alır dediğinizde AK Parti diyor. Bu ne işaret ediyor ya da bu ne anlatıyor? Bu şu, şöyle bir riski var. Bir, çok güçlü görüyor onu. AK Parti'yi. Tabii AK Parti'yi. Bunun şöyle bir riski var. Böyle 50-50 kafalar vardır. Sandığa gittiğinde ya güçlüden yana olayım ne gerek var tamam iyi adam ama Vefa Bey iyi adam ama şu ben de yani yarın belediyede işim var deyip oy verebilecek adam var. Yani siz kazanmak için güçlü olduğunuzu da söyle hissettirmek zorundasınız. Hala Erdoğan çok güçlü. Güçlü. Çok güçlü onu söyleyelim. Birincisi bu. İkincisi Millet İttifakı'nın 4 adayı içinde 2 tanesinin seçim almasının garantisi yok. İki liderin Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu yarın seçime girdik biz bunu kazanıyoruz deme banko biz bu seçimi aldık deme lüksleri yok. Hatta bence İmamoğlu'nun bile yok. Şu anket sonucuna göre. Evet bir tık önde. Yani bu ekonomik sorunların içinde bu tablo inanılmaz bence. Onu söyleyeyim. Yani bir seçmen son 6 ayı hatırlar diye bir yaklaşım var ya. Yani bir ekonomik performans Erdoğan'ı tekrar güçlü aday, öndeki aday pozisyonuna rakamlar bazında da sokabilir. Halkın kafasında zaten güçlü aday ama ekonomi bütün mesele burada anahtar cümle bu gibi ekonomi. Duruyor. Artı ikinci şey bilmiyorum sen nasıl yorumlayacaksın. Millet İttifakı'nın adayının kim olacağı meselesi. Ama orada da bir açmaz var. Kim geçici olarak bu altılı masayı sürükleyebilir? Kim seçim alabilir? Bu iki soru arasında gidip geliyorlar. Şimdi senden hem bu anketle ilgili yorum yapmanı rica ediyorum hem de altılı masayla ilgili bir... Şimdi şöyle bir şey var Adem. Şimdi 3 yıldır seçildiklerinden bu yana 3 yıl geçti. 2-2,5 yıldır bütün anketçilerde seçmen kamuoyu ezberledi. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu. Akşener yeni yeni girmeye başladı. Son bir senedir biraz daha eski. Kemal Bey Kılıçdaroğlu ise 5-6 aydır giriyor. Hı hı. Dolayısıyla onların kamuoyu nezdinde anketör mü diyoruz şey anket katılanlar. Denek. Deneklerin kafasında çok fazla Kılıçdaroğlu yok, çok fazla Akşener yok. Onlar lider. Ama İmamoğlu var. Hem belediyecilikten gelen. Ama Mansur Yavaş böyle bir iddiası yok. Yok ama Mansur tarzıyla beraber yürütüyor şeyini. Politikasının. Nihayet sonuçta bir erk var. Erk var. Şeylerde, liderlerde şey var. Parti teşkilatı var. Parti teşkilatının kamuoyu üzerinde etkisi olmuyor. Ama belediye erklerinin kamuoyu üzerinde etkisi oluyor. Ve onlar hep sorgulandı. Kemal Bey ise 5-6 aydır sorgulanıyor. Hatta çok aşağılardaydı. Hatırlayacak olursak sorulduğunda neredeyse şey sıralamaya girmiyordu. Meral Hanım da sıralamaya girmiyordu. Yeni yeni. Kaldı ki Meral Hanım 5-6 aydır, 6 ay oldu.
Bir de İzmit'te bayramın birinci günü açıklama yaptı. Ben başbakan adayım, cumhurbaşkanı değilim dedi. Buna rağmen soruluyor. Şimdi gelmek istediğim nokta şu. Altılı masa, liderler masası. Bu liderler, liderlerin dışında birini bulup tepelerine cumhurbaşkanı oturttuklarında yaparlar mı? Yani bu millet demez mi siz ne işe yarıyorsunuz? Sizin hiç gücünüz yok mu? Sizin taşın altına elini sokma gibi bir kabiliyetiniz ama yok mu diye sormaz mı? Şöyle ama Muharrem İnce'yi Kılıçdaroğlu getirdiğinde bayağı bir sükse yapmıştı. Yani genel başkan... O parti içi ama. Burada 6 tane lider var. Genel başkan vardı. Yani CHP'yi ilgilendiren. Anlamak için soruyorum. CHP'yi ilgilendiren bir konu. Ama tek burada, bir partiydi. 6 parti vardı. Ha, şimdi 6 tane parti var. Orada Muharrem İnce CHP adına yarıştı. Meral Hanım İYİ Parti adına yarıştı. HDP adına yarışan vardı. Ama burada 6 parti var. Eğer 6 partinin ortak bir adayı olacaksa 6 lider kolay kolay üstlerine birini oturtmazlar. Bu benim ön yargım değil. Bu siyasetin realitesi. Siyasetin doğal bir şeyi, refleksi. Yani oraya kimin geleceği, orada kimin oturacağı, orada onun ne yapacağı, o masa niye oturup konuşuyor? Milyonlarca üyeleri var. Partileri var. Onlar adına orada oturup konuşuyorlar. Memleketi dizayn. Ya ben becer. Oraya hem oyun kuruyor, hem parti lideri masayı kuruyor, hem Türkiye'nin geleceği hakkında şey kesiyor, ahkam kesiyor. Yani ahkam şey anlamında değil, karar vermek istiyor. Proje oluşturuyor, hem de cumhurbaşkanı adayı dışarıdan buluyor, getiriyor. Yani buna inandırma kolay değil. Ha kamu, şunu demek istiyorum. Kamuoyunda oluşan algıyla siyasi liderler arasında çelişki çıkar. Ama bu çelişki nasıl düzeltilir bilemiyorum. Benim güzel bir cümle söyledim. Ona ben de katılıyorum. Bana göre altılı masadan çıkacak aday çıkacaksa eğer, dağılmadan oradan bir aday çıkacaksa, geçiş döneminin özelliklerini üzerinde taşımalı. Ve de genel başkan olmalı. Abi bir de bıyığını kaşını tarif edelim. Yok. Meral Hanım çok büyük ısrar üzerine tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Sayın Abdullah, çok özür diliyorum. Davutoğlu çok şey yapılıyor. O masadan şimdi eğriye doğru iki isim dışında aday çıkmaz. Meral Hanım, ki o da ben başbakanlığa. Ama siyasette şu da var. Biz tabii yarın 24 saat uzundur, ayrı konu, ama bugün için söylüyoruz. Görünür o masada konuşulursa Kemal Kılıçdaroğlu çıkar aday olarak. Ama ben yine tabii şeyi söylemek lazım. Yani Kemal Bey'in seçim kazanma garantisi var mı? Şu anki anket, Metropol'ün anketi, bildiğim diğer anketler bunu söylemiyor. Şimdi Metropol'ün anketinde de gördüm. Şimdi neresi? Mesela bir soru soruyorlar seçmene. Diyorlar ki Erdoğan'a mı yoksa rakiplerine mi oy verirsin? Sorusunun yanıtı da şöyle. %31'i doğrudan Erdoğan'a diyor. Yani hiç tartışma. Erdoğan mı rakibim mi sorusunu? Erdoğan demek ki %31. Katı bir kemik 30, oy. Kemik oy. Ya bu aslında AK Parti'nin de kemik oyu. Kemik oy, evet. %32'si de rakibine oy vereceğini söylüyor. Erdoğan adaysa diyor ben... Ya o kutuplaşmanın veriyorum şeyi. Yani evet, tam onun karşısındayım demek. Yani bir %32 nokta ben diyor rakibe bir bakayım diyor. Bak şimdi. En kritik veri bu abi. Tamam, o ben doğru. Ben bunu başka ankette de doğru, gördüm. Doğru. Bu 30-30-40 kabaca ya da 31-32-35. Tamam, doğru, katılıyor mu? Evet, mantıklı. Yani böyle bir şey var. Seçmenin 1/3'ü diyor ki sen kimi aday yapacaksın arkadaş diyor. Bak ben oraya oy vermemeyi düşünüyorum da sen diyor kimle geleceksin. Mesela Kemal Bey'in son dönemdeki agresif siyasetinin altında o aday benim diyor. Haklısın, ben de katılıyorum. Aynı yani ben onu hatta yazdım şöyle, Kemal Bey adaylığını ilan etti. Aslında tamam, evet. Bir tık fazla yazmışım. O şöyle, Kemal Bey diyor ki ben aday olmak istiyorum. Bak buna uygun da bir liderim diyor. Adaylık yani için büyük adım attı diyebiliriz. İddialı büyük adım. Dilini sertleştirdi. Yani
seçmenin, o üçte bir seçmenin ikna çabası bu. Ve buna ihtiyaç var. Seçimi bu %30 belirleyecek 30 abi. Rakibe göre, kim rakip, ben bakacağım diyen seçmene göre. Ama altılı masada da değişik işler oluyor. Sen ne diyorsun abi? Biraz sen anlat, ben de sana katılayım, yorum yapayım. Şimdi 4-5 dakikamız var değil mi arkadaşlar? Bir 4-5 dakikamız var, onu konuşalım. Altılı masa, önce şunu söyleyeyim. Yani altılı masanın tanınırlığı bile düşük. %50'nin altında. Kim oturuyor desen? 46'ymış en son. Araştırma şirketini şu anda hatırlamıyorum. 46'ymış. Yani bırak umut olmayı, güven vermeyi, farkındalığı yok. Ha ne zaman bu farkındalık yaratabilir? Ete kemiğe bürünmesi. Ete kemiğe bürünmesi ne demek? Bir, aday olacak. İki, program olacak. Üç, adayın etrafında kim var o görülmesi lazım. Yani bir kişi çıkacak, çıktı. Ama onun etrafında CHP var mı? Onun resmini görecek. Yani ya da şeyini. Deva'yı görecek. Geleceği görecek, İyi Parti'yi görecek, Saadet'i görecek, Demokrat Parti'yi görecek. Yani ancak böyle ete kemiğe bürünmüş olabilir, böyle umut veya güven verebilir ve böyle mesafe alabilir. Yoksa şu anda Millet İttifak ya da Millet İttifakı değil aslında, Millet İttifakı'na başka, altılı masa. Altılı masa, altılı masada bana göre bir, en fazla iki de belki olabilir, üçüncü toplantıda aday belirleyemezse masa dağılabilir. Bence iki şey lazım abi. Masa zaten Deva'nın ben bağımsız tek başıma gireceğim söylemi böyle bir etki yarattı ama ben ona tam katılmıyorum. Evet bir sıkıntı yarattı seçim yasası özellikle değişiklikler. Zorladı biraz partileri. Çünkü zaten kendi oyunuzla vekil çıkarabilecekseniz çıkaracaksınız. Başka parti çatısı altında niye giriyorsunuz o zaman? Hazine yardımı ve %7 var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde birini ortak aday bulursunuz ama şeyde kendi başınıza girersiniz. Birden fazla parti bir arada girerse %7 barajına takılmazlar. Fakat yeni partiler özellikle hem parasal ihtiyaçlarını görmek için %3'ü geçip rüşvetlerini ispat etmek için bağımsız girme tercihlerini kullanacaklar. Bu masanın dağıldığı anlamına gelmez. Ama masa nasıl sonuç vermez biliyor musun? Ben mesela vatandaşım. Ya tamam mesela sabahtan beri konuşuyoruz. Ekonomi AK Parti için en büyük risk. Konuşuyoruz değil mi? İyi tamam da güzel de sen ne yapacaksın arkadaş ekonomi? Sen gelince ne yapacaksın? Ben ne değişecek Sadun Çetin gelince? Adem Turgut gitti, Sadun Çetin geldi. Ne olacak? Sadun Çetin'in programı ne? Mesela biz bunu bilmiyoruz. Tamam altılı masada parlamenter sisteme geçiş. Tamam da benim derdimin ilacı mı? Belki işte işi şey yapacak da ya ülkede sıcak para yok, enflasyon patlamış gidiyor. Yani acil bir sürü mesele var. Ne yapacaksınız? Nasıl bir tampon yapacaksınız bu kanamaya? Bunu ete kemiğe bürünmeden kastım o aslında yani. Tabii ben açıyorum. Ete kemiğe büründüreceksiniz kardeşim. Bir programınız olacak. Manifestonuz olacak. Diyorsun ki bizim belirlediğimiz Cumhurbaşkanı adayı seçildiğinde bir, parlamenter sisteme geçiş için şunları yapacağız. İki, ekonomiyi düzeltmek için bunları yapacağız. Üç, tarımı bilmem ne yapmak için bunu yazacaksın, deklare edeceksin kamuoyuna ve diyeceksin ki bunu yaparken işte şu şekilde yapacağız. Şunlar yapacak. Afaki oy istemeyeceksin abi. Bana hele bir oy ver sonra bakarız. Olmaz abi. Mümkün değil. Mümkün değil. Doğru da değil, mümkün de değil. Altılı masanın bence açmazı ete kemiğe bürünmüş bir program. Manifesto. Söyleyecekler. Tamam. Parlamenter sistem için söylediniz. Şey için de söylemek lazım. 1-2 dakikamız varsa ben bir Kocaelispor küçük de olsa konuşayım. Evet. Valla Erzurum deplasmanında yenildik. İyi evet, olmadı. Bizim deplasman karnemiz kötü. Çok kötü oldu. Ama daha kötüleri oldu. 1-0 geriye düştüğü maçta Boluspor Adanaspor'u yendi.
Denizli Spor geriye düştüğü maçta Gençler Birliği'ni yendi 2-1. Bursa Spor deplasmanda geriye düştüğü maçta Manisa FK'yı 3-1 yendi. Keçiören Gücü deplasmanda Bandırma'yı 2-0 yendi. Felaket gibi bir şey çıktı. Biz yine düşme hattına düştük. Şimdi 3 tane maçımız var. İkisi içeride, Altınordu, sonra Eyüp deplasmanı ve Adana Spor maçı. Üçünü de kazanma potansiyelimiz var. Onu net söyleyeyim. İnşallah sakatlar iyileşir. Pereira, Benhur vesaire. Bugün aldığım bilgiye göre sakatlar iyileşmiş galiba. Öyle bir antrenmana çıkmışlar ama verim verip vermediklerine bakacağız. En azından kadroda olacaklarını görüyorum. Ben şimdi bir tek şey söylüyorum. Pazar günü maç saat 16'da. O tribünler yine tıklım tıklım dolması lazım. Evet. Altınordu'yu yenemezsek kazanmak adına ne yapacaksak onu yapmalıyız. Yani işimiz sakat. Orada o yani bir deyim vardı, tükürükle boğdular diye. O sesle orada şeyle o Altınordu takımını abandone etmemiz lazım. Geri düşsek dahi düşmeyelim. Yine takıma moral verelim. Moral verelim. 90 dakika boyunca başka maç bitine, şansımız yok. Bizim. Başka hiçbir şansımız yok. Takıma moral vermemiz lazım. Herhalde doldurduk değil mi arkadaşlar süreyi? Yoksa bizde konuşacak konu çok. Evet ama süremizin sonuna geldik. Evet sevgili izleyenler 7 artıda bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar huzurlarınızda olacağız. İyi akşamlar diliyoruz.